gürt kaporta çektirme sistemini kullanmakta olan atölyeler, bu yenilikçi sistemin avantajlarını daha şimdiden takdir etmektedir. Atölyemde kaporta çektirme sistemi bulunduğu için memnunum. 2 yıl önce Wirt, Frankfurt'taki otomekanika fuarında bu sistemi tanıttı. Kısa bir süre sonra da satın aldım ve o zamandan bu yana kullanıyorum. Bence mükemmel bir ürün ve diğer göçük düzeltme sistemlerine karşı gerçek bir alternatif. Geleneksel yöntemler de hala önemini korumaktadır. Zira kaporta çektirme sistemi her şeyi yapamaz. Örneğin küçük bir alana yüksek çekiş gücü uygulanacak olması halinde kaynak hala en iyi çözümdür. Wirt tarafından sunulmakta olan göçük düzeltme aparatı, dalgalı tel ve pinli göçük çektirme yöntemleri kaynak teknolojisine dayanmaktadır. Kaynağın dezavantajları, hazırlıklar zaman alır ve kaporta sacının arka tarafındaki koruyucu katman yandığı için sonradan ek işlemler yapılmasını gerektirir. Ve tüm bu çalışmalar küçük bir yüzey hasarı yüzündendir. Bir zamanlar göçükler hiç sorun değildi ve işçilik ücretleri düşüktü. Bunlara ek olarak o zamanlar otomobillerin kapılarında henüz yan hava yastıkları, elektrikli cam açma kapama mekanizmaları ve hoparlörler kullanılmıyordu. Bugün tüm göçüklerin maliyeti yüksektir ve bunun en temel nedeni kaportaların iç kısımlarının giderek karmaşık bir hal almasıdır. Mükemmel bir onarım işi her zaman kaporta sacının arka yüzeyinin sızdırmazlığının sağlanmasını da içerir. Ancak bu kaporta sacının arkasındaki parçaları söküp geri takmayı gerektirir. Kaplamalar, elektronik aksam ve otomobilin güvenliği için önemli olan parçalar. Golf 4'ün parçalarını yalnızca sökmek ve geri takmak için bile bir saat harcanır. Kaporta teknisyenleri ve boyacılar zaman alıcı ve zahmetli el işçiliği yaparlar. Ve bütün bunlar yalnızca küçük bir göçük için. Sonuç, ya araç sahipleri son derece yüksek tamir faturalarına sinirlenirler ya da artık göçükleri hiç düzelttirmezler. Göçükleri makul bir fiyata düzleştirme yeteneğine sahip olan, yani otomobilin güncel değerine paralel onarım maliyetleri sunan atölyeler, rekabet açısından kesinlikle avantajlıdır. Bu atölyeler, kendileri için ek bir gelir potansiyeli yaratabilirler. Normalde otomobilin görünümünü sonsuza dek bozacak olan göçükler artık düzelttirilebilir. Bu sistemin en önemli prensibi şudur. Otomobili demonte etmeye gerek bırakmayan dıştan onarım. En büyük rahatlığı kaynak yerine yapıştırma. Wirt patentli kaporta çektirme sistemiyle. Yapıştırma teknolojisi çok daha fazla avantaj sunar çünkü daha güncel bir yöntemdir ve daha az karmaşıktır. Özel olarak geliştirilmiş yapışkan ısıtıldığında veya soğutulduğunda derhal tepki verir ve bu sayede anında sertleşir ve yine çok kolay bir şekilde sökülebilir. Avantajları son derece nettir. Boyanın kaldırılmasına gerek yoktur. Aynı kural dış yüzeye fabrikada uygulanan çinko katman için de geçerlidir. Malzeme ısınmadığı için iç sızdırmazlık maddesinin bozulmasına yol açmaz. Yapıştırma teknolojisi hem çelik hem de alüminyum gövdeli otomobillere uygulanabilir. Kaporta çektirmeyi kullanırken kaynak işleminde olduğu gibi düğmelerle uğraşmanıza gerek yoktur. Daha sayacak çok özelliği olmakla birlikte son olarak onarım işinin gövde boyasına zarar vermediğini belirtmekle yetinelim. Ve işte kaporta çektirme sisteminin çalışma şekli. İlk kullanımdan önce adaptörlerin kısaca hazırlanması gereklidir. Takımın içindeki dokulu zımparayı alın, yaklaşık 2 dakika boyunca adaptörleri pürüzlendirin ve yüzeyi bir sıcak hava tabancası yardımıyla parlamaya başlayana kadar ısıtın. Bu, ayırıcı maddenin artık adaptörden çıkartıldığını ve işe başlayabileceğinizi gösterir. Göçüğü ve etrafındaki bölgeyi asetonlu temizleyiciyle dikkatli bir şekilde temizleyin. Uygun adaptör, bu örnekte mavi yuvarlak olan, kolun üzerine koyulup ortasına yapışkan sürülür.
Göçüğün en derin noktasında çalışmaya başlayın ve basınçlı havayla dikkatli bir şekilde soğutun. Yaklaşık 30 saniye sonra çektirme kolu kullanılarak göçük düzeltilebilir. Daha sonra adaptör sıcak hava tabancasıyla ısıtılıp yana çekilmelidir. Yapışkanın kalan kısmını ısıtıp özel spatula ile temizleyin. Kalan yapıştırıcı temizlik maddesinin yardımıyla tümüyle yok olacaktır. Tüm prosedür 5 dakikadan uzun sürmedi. Elbette belki de kaporta sacının çok fazla gerilmiş olmasından dolayı göçük çektirme sisteminin bile tümüyle düzeltemeyeceği göçükler vardır. Otomobilin sahibi aracının eskiden olduğu gibi mükemmel görünmesini istiyorsa elbette göçüğü dolgu macunuyla düzleştirip üzerini boyayabilir. Fakat bu durumda bile maliyetten son derece büyük tasarruf sağlanmış olur. Zira zaman alıcı hazırlık veya onarım sonrası işlem gerekmemektedir. Farklı göçükleri çekip düzleştirmek için farklı adaptörlerin kullanılması gerekir. Boyut, biçim ve derinliğe bağlı olarak takımın içinden uygun bir adaptör seçmelisiniz. Yuvarlak adaptörler, yuvarlak, düz göçükler için idealdir. Hafif sert kenarları olan göçükler, en iyi oval adaptörlerle düzleştirilebilir. Çünkü bunların arka kısımlarında çekiş gücünü düz bir şekilde kenarlara aktaran orta köprü bulunmaktadır. Çekiş gücü fiili olarak ihtiyaç duyulan bu noktalara etki eder. Uzun çizikler, kemer biçimi verilmiş adaptörlerle düzleştirilir. Adaptörlerin renkleri de özel anlamlara sahiptir. Sarı adaptörler yüksek mukavemetli plastikten yapılmış olup özellikle yüksek çekiş gücü için uygundur. Mor olanlar daha yumuşak ve bu nedenle daha esnektir. Isıtıp tekrar soğutmak suretiyle istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Mavi adaptörler de esnektir. Ancak çekiş gücü esas olarak orta kısımlarında odaklanır. Bunlar küçük çukurlar için ideal adaptörlerdir. Ayrıca adaptörleri kesmeniz de mümkündür. Bu durumda doğal olarak çekiş güçleri düşer çünkü gücü aktaran yapışkan da boyut olarak küçülür. Her şey çok basit görünmektedir ve sistemi bilerek birkaç temel kurala uymanız halinde gerçekten de öyledir. Olayların beklendiği gibi gelişmemesi halinde bunun her zaman bir nedeni vardır. Adaptör ve yapışkan kaporta sacından kurtulursa. Yüzey daha dikkatli temizlenmelidir ya da çok soğuktur ve bir şekilde ısıtılmalıdır. Yapışkan kaporta sacına yapışıp adaptör çıkarsa, adaptörü takımın içinde bulunan dokulu zımparayla pürüzlendirin ve gerekirse biraz ısıtın. Bu arada hatırlatalım, adaptörler tekrar kullanılabilir ve performansları ilk kullanımdan sonra daha da artar. Adaptörün kafası koparsa, bu bilerek alınmış bir tedbirdir. Adaptör, boyayı korumak amacıyla önceden tanımlı bir kopma noktasına sahiptir. Ya da adaptör kafasına dengesiz bir yük uygulanmıştır. Çektirme kolunu daima dikey bir tarzda kullanın. Ya da adaptör kafası sıcak havayla çok fazla ısıtılmıştır. Dikkat! Sadece adaptörün alt yüzeyini ısıtın. Yapıştırma teknolojisinin bir diğer avantajı da şudur. Isıyı tolere edemeyen hassas bölgeler, vürt göçük çektirme sistemi için bir sorun teşkil etmez. Vürtün bir başka yeniliği, kaldıraç sistemli kaporta çektirme kolu, normal çektirme koluna alternatif. Orijinal sisteme yapılan bu ekleme, teknisyenler için hassas onarım işlerini daha kolay bir hale getirir ve serbest eliyle plastik bir çekiç kullanarak çukurun kenarlarında çalışabilir. Bu, malzemedeki gerilimi ortadan kaldırır ve göçük yok olur. Farklı göçükler, farklı tekniklerin kullanılmasını gerektirir. Göçükleri ekonomik bir şekilde düzeltmek için çeşitli parçalardan oluşan bir sisteme ihtiyacınız vardır. Onarılmadığı takdirde sonsuza dek gövdede kalacak olan göçükleri düzeltmek, çok daha yüksek maliyetler bekleyen müşterileri şaşırtmaz. Göçükleri çekişlemeden ve üzerini boyamadan onararak zamandan tasarruf etmek ve tüm bunları 3 ila 6 onarım işinden sonra kendisini amorti eden bir sistemle yapmak. Vürt kaporta çektirme sistemiyle müşterilerinizi mutlu edin. Göçükleri ekonomik bir şekilde düzeltin.